Challenge TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda eğlenceli hikayeler seni bekliyor. Her bir hikayeyi dikkatli izlemelisin. Sonundaki sorulara bakalım cevapların nasıl olacak. Hazırsan başlıyoruz. Serdar, kalbi heyecanla çarpan bir Galatasaray taraftarıydı. Sevdalısı olduğu takımın maçını izlemek için Ali Samiyen, Rams Park Stadyumuna doğru yol aldı. Ancak stadın önüne vardığında garip bir sessizlikle karşılaştı. Genellikle coşku ve kalabalıkla dolu olan bu mekan bugün bomboştu. Serdar, şaşkınlık içinde stat giriş kapısına doğru ilerledi. Ancak kapının kilitli olduğunu fark etti. Endişe içindeyken biraz uzakta dolaşan bir stadyum görevlisini fark etti. Hemen yanına giderek sordu. Kapılar neden kapalı? Galatasaray'ın maçı yok mu? Stadyum görevlisi Serdar'a şaşkın bir bakışla yanıt verdi. Sonrasında Serdar stadyumdan ayrıldı. Peki Serdar neden oradan ayrıldı? Evet, maç günüydü ama maç deplasmanda oynanıyordu. Ali Samiyen, Rams Park Stadyumunda bugün hiçbir maç yoktu. Galatasaray, başka bir şehirdeki Trabzonspor takımıyla deplasman maçına çıkıyordu. Bu yüzden stat bugün kapalıydı. Şimdi sana 5 adet resim göstereceğim. Senin görevin ise bu görsellerdeki mantık hatasını bulmak. Hazır mısın? İlk resim geliyor. Köpeklere bakacak olursak. Büyük köpeğin başı küçük, küçük köpeğin ise başı büyük. Sırada ikinci resim var. Buradaki mantık hatası sence nedir? Kızın saçlarına ve uçuşan yapraklara bakın. Rüzgar bu yöne doğru esiyor. Kızın saçları ise tam ters yönde. Bu hiç mantıklı değil. Şimdi sıra üçüncü resimde. Küçük detaylara dikkat etme zamanı geldi. Okul çıkışı öğrenciler evlerine gitmek için otobüslerine ilerliyorlar. Fakat otobüsün kapısı yok. Sıra dördüncü resimde. Buradaki mantık hatası nedir? Adama dikkat edin, duvara yapışmış gibi. Hiç mantıklı değil. Sırada daha kolay bir mantık hatası var. Aynadaki kızın elbisesine dikkat edin. Elbisenin renk yansıması hatalı. Gamze, ormanda dolaşırken ansızın kayboldu. Gece yavaşça çökerken endişe içinde etrafına bakındı. Bir süre sonra uzakta ışıkları yanan bir ev fark etti. Umutsuzca eve doğru yürüdü ve kapıyı açtı. Evin üst katına çıktı. Orada yaşlı bir kadın, bir papağan ve bir kediyle karşılaştı. Papağan bilmece kitaplarıyla zaman geçiriyordu. Gamze bu ilginç manzaraya şaşkınlıkla bakarken papağan kibarca ona dönerek "Sana bir bilmece sorabilir miyim?" dedi. Gamze heyecanla başını salladı ve papağanın bilmece sormasını bekledi. Papağan gülümsedi ve şöyle sordu. Bir kazağı 3 farklı yerinden makasla kesersen kazakta kaç delik açılmış olur? Kazağın önünde 3 kesik, arkasında 3 kesik, 2 kolları, bir baş ve bir de bel olmak üzere kazakta toplam 10 delik açılmış olur. Ferdi heyecanla düğün salonunda Ayşe'yi bekliyordu. Hayalini kurduğu o mutlu gün artık çok yakındı. Düğün günü gelip çatmış, misafirlerin gelmesine sadece birkaç dakika kalmıştı. Ferdi, cep telefonundan Ayşe'ye mesaj atmaya karar verdi. Aralarında böyle bir mesajlaşma geçmişti. Ferdi, son mesajı okuduktan sonra çok mutlu oldu. Ayşe, son mesajda sence Ferdi'ye ne yazdı? Trafikten dolayı düğün salonuna gelemiyorum. Acil motorla gelip beni alır mısın? Demişti. Doğru
Doğru cevapları yorumlara bekliyorum. Ali, iş dünyasında aşırı çalışkan ve yetenekli bir iş insanıydı. Tasarım konusunda ustalaşmış, sanal pazarlama alanında öncü adımlar atmış, sosyal medyada ise her zaman etkileyici bir varlık sergilemişti. Belirlediği hedef pazarı analiz etmiş, potansiyel müşterileri belirlemiş ve satış stratejisini oluşturmuştu. Üstelik satış kampanyası için hazırladığı ürünler de inanılmaz derecede etkileyiciydi. Her şey kusursuz görünüyordu. Tüm bunlara rağmen başarısız oldu. Ali, sence neden başarısız oldu? Ali'nin tüm bu planları uygulayabilecek kadar yeterli sermayesi yoktu. Bu eksiklik tüm çabalarını boşa çıkarmıştı. Harika ürünlerle hazırlanan satış kampanyası, reklamlarla dolu sosyal medya hesapları ve müşteri çekmek için yapılan çabalara rağmen işin finansal yönetimi zayıf ve sonunda başarısızlıkla sonuçlandı. Ceylin markette yeni işine başlamıştı. Mağaza müdürü Ahmet Bey tarafından sebze meyve reyonunda görevlendirilmişti. Ahmet Bey, ondan tüm meyveleri dikkatli bir şekilde bilip ezberlemesini istemişti. Ceylin'in müşterilere yardımcı olurken hangi meyvenin hangi isimle anıldığını bilmek önemliydi. Bu yüzden aklındaki meyve bilgilerini düşünerek hatırlamasına yardımcı olacak bir yöntem bulacaktı. Ceylin meyveleri bu bilmeceler ile bulmaya karar verdi. 1. Benim bir kızım var, entaresi kırmızı, mantosu yeşil, düğmeleri kara. 2. Alçacık dallı, yemesi ballı. 3. Pazardan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane. 4. Sarıyım limon değil, soyulur kabuğum yersin beni. 5. Benim memleketimdir Mersin, beni zevkle yersin. 6. Karşıdan baktım al, ağzıma aldım bal. Şimdi bu bilmecedeki meyveleri sırasıyla bulur musun? Bilmecedeki cevaplar sırasıyla şu şekilde olacaktı. Birinci bilmece, karpuz. İkinci bilmece, çilek. Üçüncü bilmece, nar. Dördüncü bilmece, muz. Beşinci bilmece, portakal. Altıncı bilmece, kiraz. Hepsini bilenleri yorumlara bekliyorum. Kaç soruyu doğru cevapladın? Cevaplarını yorumlarda bana bildir. Daha fazla test için abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.